Üskorda Orkarmı'yı profesyonel arenada ben hiç görmedim yanılmıyorsam. Şey oynamıştı geçen sene. Yok geçen sene değil bu sene. Ha Fafabus oynamıştı. Yok bu sene için diyorum. Artı yani şöyle geçen sene de pek görmesek iyi olurdu. Çünkü üst koridor karma hiç iyi bir fikir değil. Alt koridora bir ziyaret Mojito'dan geliyor ve arka tarafta Tahm Kench'i yakalamaya karar veriyorlar. Doğru tercih o. Tahm Kench'in Kog'Maw'u yutmasına izin bile vermediler. İlk kan burada Mojito'ya gidiyor. Zeus'la Mojito o tarafa doğru yaklaşıyor. Koka da orada 5. seviye. Şimdi orada güzel bir sancak kombosu sıçra geldi. Of. Güzel oyun Mojito'dan. Kha'Zix gene yakalıyor Mojito'yu. Kha'Zix yalnız bu sefer iyi durumda. Mojito çarpını kullanmak zorunda kaldı kırmızı güçlendirmede. Şimdi Zonya'sını kullanıyor. Şimdi Viking kötü pozisyonda kalmış olabilir. Orada susturuldu yalnız Kha'Zix'in başı dertte. Koko'nun ultisi vardı. Viking'in buna saygı göstermemesi sonu oldu. Planlarını en cilalamış takım diye. Şimdi bu arada Vox tekrardan yakalanacak. Madness ileri doğru atladı. Şimdi Jarvan geliyor. Sersem etmeyi de başardılar yalnız. Gri can açıldı. Vox'un alınması o kadar kolay olmayabilir. Viking atlıyor. Mojito'nun afeti kendi afeti olacak diye düşüyor orada. Şimdi Madness'in üzerindeler. Bitkinlik. Orada Vox canını kurtarmayı başardı. Zeus ultisini kullanıyor. Kurtulabilecek mi acaba? Zoe'den kaçış var mı orada? Ulti bitecek ve o noktada Jimmy'ye gidiyor skor. Evet, her şeyden bir şeyler aldı. Şimdi bu arada Madness'in üzerinde 3 kişi, 4 kişi Ezreal. O kronometre seni kurtarmayacak. O kronometre aslında şuna yaradı. Şimdi bu arada Rare'ı yakalamak istiyorlar. Elvin de uğursuz ilerleyişini kullanacak. Görkemli zaferini aktifleştirmiş. Şimdi sıçrayı kullandı. Rare kendini hızlandırdı ama Koko'nun ultisi var. Şimdi Viking geliyor oraya. Onu kurtarabilecek bir durumu yok. Malkuth ultisinden de kaçmak zorunda Viking. Kimde kaldı skor? Şimdi orada Malzahar'ı yakalamayı başaracaklar. Üzerine doğru gidiyorlar. Savaş başlatmak istiyorlar. Zeus ultisini açtı. İçeri girdi. 3 kişi havaya sıçratıyor. Arka taraftan Doğan Nüklü geliyor. Yalnız arkada Karma skoru almayı başardı. Şimdi Rare'ın başı dertte. Viking içeride. Zonya'sını kullanıyor. Kronometresini kullanıyor. Düzeltiyorum. Elvin yakalamaya çalışacaklar. Jimmy üzerinde ulti var. Jimmy işte o kronometreyi kullanınca savaşın kaderi değişmiş olabilir. Viking seriye bağladı. Madness'a son bir vuruş. Diğer şehirden yolladı adeta o son vuruşu. Backlund'u yakalamaya çalışacak Elvind'i. Uçturmayı başaramadı. Yaz Elvind'in başı dertte. Jimmy az önce Madness skorunu almıştı haberi. Yeni geldi. Galacticos bu savaşta istediğini yapan taraf oluyor. Sana verdiği şeyleri daha fazla ve daha iyi alabilirsin. Ve bu arada Ezreal yakalandı. Arka tarafa ışık geçişini kullandı. Madness'i kurtarmaya çalışıyorlar. Backlund! İşte Zoe. İnce gördü orada. Alistar'ı da yakalayacaklar. Zoe etki etmedi demiştik maça şu ana kadar ama bir etki etti, bir etki etti. Ve inhibitor kulesini de rahat bir şekilde aldılar. Zeus şimdi içeri girdi yalnız. Tahm Kench'i yakalamasının hiçbir anlamı yok. Şimdi arka tarafta yalnız kimi yakaladılar? Rare'i yakalamışlar ama Rare'i düşüremediler. Şimdi bedavadan vurmaya devam ediyor. Arka tarafta Elvin'in de başı dertti. Elvin skorunu alabilecekler ve Elvin'i yerine sabitlediler. Elvin de son vuruş kimden geliyor? Kog'Maw'dan geliyor. Jimmy bu maçı kazanmaya karar vermiş. İki skor birden çıkardılar. Şimdi dikkatlerini orada inhibitöre çeviriyorlar. Backlund orada yetenek atışını tutturamadı. Bir skor daha çıkarabilirlerdi. Ve inhibitörü almayı başarıyor Galacticos. Bu 5'e 5'ten de istediğini çıkaran onlar oluyor. Yutmaya çalışacaktır. Şimdi Doğan Nüklü geldi. 6000 candı bu arada. Kadim Ejderha şimdi içeriye doğru girdiler. Yalnız güzel pozisyonda kaldı. Rare'i yakalamayı başardılar ama Jimmy bedavadan vurmaya devam ediyor. İlk skoru olan Jimmy oldu. Şimdi Elvin'i yakalayacaklar. Orada Elvin yerine mırlanacak. Son vuruş kimden geliyor? Backlund da seriye bağladı. Galacticos da seriye bağlamayan neredeyse kalmadı. Backlund arka tarafta birini daha yakalayabilecek mi? Yalnız Zeus'a yakalandı. Şimdi Koko orada skoru almayı başardı. Orada bir 4-3 var. Canlar çok az ama Jimmy delirmiş durumda. Şimdi susturuldu ama onu durduramıyor bu. Koko içeri girmek isteyecek. Jimmy vurmaya devam ediyor. Koko ne yaptın Koko? Son vuruş. Zeus'un da sonu aynı olacak. Viking aldı skoru ama Kadim Ejderha artık Galacticos'un. Jimmy mesaj vermeye gelmiş adeta bu lige. O geri dönene kadar maçın bittiğini görebilir miyiz? Madness skoru aldı, maçı mı kaybetti acaba? Tek başına zaten Mojito dönüyor. Ne kadar savunabilirdi bilmiyorum ama şimdi Mojito çıktı. 30 saniyesi var, 8 saniye sonra Elvin gelecek orada. Viking oyunu bitirmeye gidiyor. Kha'Zix arkada vurmaya devam ediyor. Kha'Zix, Viking! Jimmy'nin sırtında diyelim artık buraya. Maçı kazanmayı başarıyorlar. Rare çok mutlu şu anda. Galacticos, diğerlerine kıyasla nispeten mütevazi kadrosuyla. Bugün iki mütevazi kadro aslında kazandı. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. 3 maçın 3'ünü de şu ana kadar favori olmayan taraf kazandı. İlk hafta itibariyle biz biraz beklenmedik sonuçlar olabileceğini, hazır takımların daha avantajlı olacağını söylemiştik ama gerçekten beklenmedik şekilde bir başlangıç oldu ilk haftaya. Takımları tebrik etmek lazım. Özellikle bu maçta Galacticos'un başlangıcı çok temiz oynayan Youth Crew'a karşı ondan sonra oyunun kontrolünü tamamen alması.